Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere okullar açılmadan bir atama olabilir. Peki nasıl olabilir ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bu bahsettiğimiz bir ek atama değil. Yani ek atamadan birazcık farklı bir atama. Şunu söyleyeyim, okulların daha açılmasına 1,5 ay kadar bir süre var. Ve bu kadar süre varken halen daha bir atama olabilir. Ama nasıl atama? Özellikle deprem bölgesine bir atama bekleniyor. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Çünkü deprem bölgesinde maalesef ki bazı öğretmenlerimiz de bu deprem bölgesinde işte hayatını kaybetti ama o yüzden aslında deprem bölgesine yeni bir atama olma olasılığı yüksek. Çünkü deprem bölgesinde okullar hem birazcık daha erken başlayacak, işte tabii ki zorunlu değil ama zorunlu okula Eylül'de başlayacak. Ama okullar genel olarak açılmasına deprem bölgesinde 1,5 ay var arkadaşlar ve 10 tane ilimiz var. Yani 12-13 milyonlu nüfuslu deprem bölgemiz var ve buradaki öğretmenlerde de tabii ki ihtiyaç var. Yani birçok çocuğumuz burada öğretmenlere ihtiyaç duyuyor. O yüzden deprem bölgesine bir öğretmen ihtiyacı olduğunu zaten söylüyorduk bu zamana kadar ki bunu birçok kişi söylüyor. O yüzden okullar açılmadan önce deprem bölgesine bir alım, deprem bölgesine bir atama olabilir arkadaşlar. Ama bunu ek atama olarak düşünmeyin. Bu zorunlu, mecburiyetten bir atama olacaktır. Olursa onu da belirteyim. O yüzden bu konuyla alakalı da bakalım. Tabii ki 2023 KPSS ile mi olur yoksa 2022 sınavı ile mi olur bilemiyoruz. Ama olma ihtimali ve olasılığı var, onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.